Şimdilik reklam hakkında paylaşımlarımız bu kadar Erol Bey. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Takılmış olduğunuz bir nokta veya yeni bir öneriniz var mı? Var. Şöyle düşünüyorum. Diyorum ki bu billboardların ön kısmında acaba diyorum ekran yüzü olarak beni mi kullansak? Bir reklam yüzü olarak, bir patron kullansak? Delici ve etkileyici bakışlarım, o hain gülüşlerimle en önde mi olsam acaba diyorum. Ya da diyorum ki tek başıma hadi olmayayım, karım da olsun. Sırt sırta duralım diyorum. Angelina Jolie, Brad Pitt gibi kalalım diyorum. Neydi o film? Yani bilemedim. Hayır, zaten tam da bir etkinlik değil. Elimizde silah olmayacak. Öyle değil. Koç işte ol. Şu fikre kadar mükemmel gidiyordun. İstersen abartma, zirvede bırakalım. Allah Allah. Olmadı mı? Kızım ne bileyim, Erol Bey'i görmek isterler diye düşündüm. Derhal geri alıyorum. Hop. Vazgeçiyorum. Tamam, toplantıyı kapattım. Gereksiz bir fikir. Bu arada daha önce toplantıları Onur'la yapmıştık. Kusura bakmayın, Onur diyorum bu arada. Onur benim çok eski arkadaşım. Allah Allah, öyle mi? Allah Allah, benim de çok eski kuzenimdir kendisi. Çok sevişiriz gerçekten. Bana da bundan sonra Erol diyebilirsiniz. Hatta L'yi de atın, Ero deyin bana. Peki o zaman Erol. Bugüne kadar sadece ismen biliyordum. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Zaten daha gider geliriz, zaten daha görüşürüz diye. Şey diye düşünüyorum, iş görüşmesi şeklinde görüşürüz. Sahadayız çünkü artık. Ben de sahadayım neticede. Ben de şimdi Erol'ün sadece iş arkadaşı olmadığım için aynı zamanda eşiyim yani. O yüzden benimle de görüşebilirsiniz tabii istediğiniz zaman. Çok memnun oldum. O zaman lansmandan sonra güzel bir yemek organize edelim diyorum. Böyle iş değil de daha çok arkadaşça bir yemek olsun. Hep beraber eski arkadaşlar, yeni arkadaşlar bir araya toplanmış oluruz. Bizim Özgü de gelmiş bu arada Amerika'dan. Gerçi Onur Özge varken gelir mi bilemem. Hangi Özge dönmüş? Nereden dönmüş? Amerika'dan mı dönmüş? Kesin dönüş mü? Kesin bilgi mi? Erol Bey ne yapıyorsunuz Erol Bey? Toplantının ortasında Erol Bey. Özge kim ki? Ah siz bilmiyorsunuz. Neyi? Özge, Onur'un ilk aşkı. Özge Onur'un ilk aşkı mı? Ay, 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 çok yoruldum, bir şey değmedi. Ha? Allah razı olsun önüm, yemin ediyorum açlıktan gidiyormuşum ha. Ay kıyamam, al hepsini ya. Ay. Ver. Aşkım, hadi gelmiyor musun? Bak her şey hazır. Geliyorum aşkım, ekmekleri kesip hemen geleceğim. Tamam, hadi bekliyorum. Hadi bakalım. Bardakları getirdim. Hadi köfteler hazır. Anne. Bacan. Sen niye burada yalnız oturuyorsun? Ben ne yapayım? Orada kadının dibinde mi oturacağım? Burası gayet iyi yavrum. İyi peki sen bilirsin anne. Tamam yavrum, tamam. Aşkım kolay gelsin. Ah be Yıldırım. Ah Yıldırım, iyi bir baba olaydın. İyi bir koca olaydın. Bizi terk etmeseydin. Uğursuz. Veriler. Özge Amerika'dan dönmüştür. Onur'un ilk aşkıdır. Ayrıca Onur Lale ile evlidir. Ve çipil çipil renkli gözlü cin gibi de bir evlatları vardır. Buna göre Özge ile Onur'un yaşı 5 sene sonra Onur'un yaşının 2 kat... Bu nasıl bir problem? Yemin ediyorum kendi problemimde boğuldum şu anda. Anacık bir yardım et. Gerçekten hiçbir şeyi çözemiyorum şu anda. Bir taraftan da kariyer basamaklarını tırmanıyorum. Bir taraftan özgüvenliyim, öbür taraftan ezik hissediyorum. Hangi Erol bu Erol? Erol, iyi misin? İyi miyim? Sorduğuna göre değilim. İyi değilim. Vallahi çok iyi değilim. Kötü gibi miyim? Önceden de kötü müydüm? Nasılım ki ben? Erol. Vallahi kötü hissediyorum. Yüzüme bir ayran mı çarpsam? Kızım benim tansiyonum mu dingildedi? Gideyim çocuk havuzuna paçalarımı çimleyeyim de bir çimeyim geleyim. Kendime geleyim. Ay bu notlar yine karıştı ya. Erol! Erol bir dur Erol!
yapıyorum. Vallahi çay da tam tavşan kanı olmuş. Köfteden sonra çok güzel gidiyor çocuklar. Ya afiyet olsun. Vallahi tebrik ediyorum çocuklar. Gerçekten çok lezzetliydi. Ellerinize sağlık. Aslında ben köfte de sevmem biliyor musunuz? Ya yani Café de Paris soslu bonfile daha çok tercih ettim. Paris'te bir köfteci var, oradan bahsediyor galiba. Ya da mantar soslu bonfile. O zaten mantar sos üzerinde çalışıyoruz değil mi abi sen? Şey yapıyoruz biz de falan. Tabii. Efendim ayağınıza sağlık. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum Körtülüş Samut. Ay ben de çocukları tebrik ediyorum. Hatta takdir ediyorum. Küçük ama güzel bir işin altına imza atmışlar. Aynen öyle. Benden de tam destek. Şey yapayım istedim ben, çocuklara daha böyle büyük bir hediye alayım istedim. Ama şey, bankada bir problem oldu, parayı çekemedim. Ya çok canım sıkkın bu para meselelerine Onurcuğum. Çocuklar bu reklam meklam düşünüyorsunuz değil mi sosyal medya üzerinden falan? Onu hallediyoruz Şahat abi. Değil mi Kutuş abi? Tabii. Yani şimdi şöyle anlatayım ben. Şimdi bu sosyal medyanın bizim üzerimizdeki hani o satışla ilgili şeyi, daha doğrusu tam kar marjının... Yavrum, kar marjı değil mi? Yapıyoruz Şadi Bey, yapıyoruz. Gerek sosyal medya üzerinden olsun, el broşürü olsun. Elimizden geldiğince reklam yapıyoruz. Yavrum, tam böyle kar marjı falan girdim, anlatıyordum. Niye kesiyorsun, anlamıyorum ki hayatım. Kurtuluş misafirler yedi. İşte ayranı, köfteyi, hepsini yedi. Ya bir kar marjım eksik kaldı. Onu da sonra anlatıver. Hadi, tamam. Ben de geçenlerde bir tablo beğendim. Bankada işte problemler var ya, yatırım uzmanım dedi ki çok mühim hisselerde çekme dedi, parayı çekme, yazık olur dedi. Yani ben de varlık içerisinde yokluk çekiyorum, para işlerinden anlamıyorum. Onurcuğum, rahmetli eşim hayattayken o ilgilenirdi bu işlerle. Yani o gidince ben kala kaldım. Onurcuğum, yani tablo eğer satılırsa ben hisselerimi bozdurmadan üzülürüm, çok üzülürüm. Çünkü genç iyi bir ressam gelecek vaat ediyor. Ekspresyonist. İnşallah. Ben Bilal'e yardım edeyim işinizle. Evet, oldu. Üzülme Hülya, bana anlat. Ben bayılırım ekspresyonist ressamlara. Anlat. Ay Sonil ablacığım. Olmadı değil mi? Bu masadan sana ekmek yok. Çok hayalperestsin. Gerçekten de hayalperest olan sensin. Bence sen çiz. Ekmek yok. Kuruntu yapıyorsun, günah mı alıyorsun? Erol'ü gördünüz mü? Erol'ü gördün mü? Erol. Erol'ü gördünüz mü? Ya, patronunuz böyle... Erol'ü gördünüz mü? Görmediniz mi? Nerede bu adam ya? Erol'ü gördün mü? Görmedin mi? Özge, Onur'un ilk aşkı ve bundan Lale'nin haberi yok. Duyarsa ne olur? O evlilik tarumar olur, yerle yeksan olur. Yemin ediyorum özlerime dönüyorum. Şu anda kendimi buluyorum. Anamı arayayım, haber vereyim de beni iyi zannetmesin kadıncağız. Erol ne yapıyorsun burada? Koskoca şirket patronusun. Türk kahretsin ya. Daha güçlü bir Türkiye için ben de varım hayatım. Çocuklarımız için, geleceğimiz için düşünüyorum. Müsaadenle. Allah'ım yarabbim ya. Yine mi eski Erol oldun sen? Yeter ama yani. Çık oradan. Dolu. Vallahi darıldım Hülya'cığım. Yani madem böyle bir durum var, ilk çalacağın kapı bizim kapımız olmalıydı değil mi yani? Ah keşke sen çalsan onun kapısını. Efendim Betül'cüğüm, bir şey mi dedin? Yok bir şey Şadi. Çıkar mısın kafamın içinden rica ediyorum? Sen benim kafamın içindesin Betül. Ay yani doğru söylüyorsunuz ama teşekkür ederim. Neticede sizin dönürünüz yani Somurlu ablam. Yani dönürüm tabii ama zor kadın. Sonuçta sizin gibi dostlarım var artık benim değil mi? Yani sizin de yolunuz düşerse eğer Londra olur, Paris olur, İtalya olur, Iğdır olur. Her yere beklerim, ağırlarım ben sizi. Çok teşekkür ediyorum. Ay canım benim. Yalnız ben artık kimseye böyle şey vermek, rahatsızlık vermek istemiyorum. O yüzden otelde kalacağım. Ay o ne demek? Ne demek hayatta? Öyle bir şey olmaz. Hayatta bırakmam ben seni. Hayır, kabul etmiyorum böyle bir şey. Olmaz. Olmaz hayır.
hayatta olmaz. Kesinlikle bizdesin. Aksini kabul etmiyorum Hülya'cığım. Kesinlikle canım, kesinlikle bizdesiniz. Siz daha benim meşhur barbekümden tatmadınız. Yiyeceğim ben o barbeküden. Ay, biz de ne zamandır barbekü yemiyoruz aslında, değil mi? Ay çok özür dilerim, çok çok özür, izninizle. Oğluşum arıyor da nihayet yani. Ay hele şükür. Bilemedim. Alo, oğluşum. Alo, anacık. Müjdemi isterim kız, Özge geri dönmüş. Özge kim oğluşum? Özge kim? Bize ne Özge'den? Sen kendine döndün mü? Ona haber ver. Ben döndüm, beni bırak şimdi. Asıl mevzumuz Özge. Özge diyorum, geri dönmüş. Oğlum ben de sana Özge kim diyorum? Kızım, o durum büyük aşkı Özge yok muydu? O dönmüş. Anacık. Kız, ses etsene. Yüreğine mi indi? Ne oldu? Kullanılabilir bir bilgi değil mi bu? Oğlum, oğlum yaramaz olurum. Yaramaz olurum. Oğluşum sırtlanım benim. Anacığına geri döndüm. Farkında mısın? Bana bak. Bu Özge var ya, bu Özge 40 atom bombası gücünde bir kos şu anda bizim elimizde. Yemin ederim o zaman bu atom bombasını patlatalım. Hadi hadi patlatmayalım. Hayır, hayır sakin ol. Sakin ol oğluşum, sakin ol. Durumu hiç kimseye çaktırma. Akşama seninle bombastik bir plan yapıyoruz. Sen o ana kadar sessiz kalıyorsun, sakla, tamam mı? Bana bak. Bana bak, Onur ve Lale efsanesi çok yakında tuzla buz olacak. Ay coşacağım, coşamıyorum. Müsait değilim oğlum şu anda. Ben seni yerine coşuyorum. Çok tatlısınız. Natürmört bir tuhaf. Natürümcüm dedi, evlenmeyeceğim dedi. Yıldız. Kızım. Buyurun anneciğim. Evladım. Bak, bu Hülya Hanım'la olan dostluğun haddinden fazla hızlı ilerlemiyor mu ha? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ama anneciğim, 40 yılda bir kendi frekansımda, kendi kumaşıma göre bir arkadaş buldum. Yani biliyorsunuz Betül ve Songül Hanım'la yani Paris modası konuşulamıyor anneciğim, ne yapayım? Kızım, bir şey yapma. Bir şey yap demiyorum. Ama dikkatli ol. Merak etmeyin anneciğim, yeni bir arkadaş buldum diye Fikret'i asla ihmal etmem, biliyorsunuz. O yeni arkadaş Fikret'i buldum diye seni ihmal etmesin Yıldız. Pardon. Anlayamadım anneciğim. Ben yatayım kızım. Uykum geldi. Peki anneciğim, istirahat edin. Buyurun. Arkadaşım beni ihmal yani. Neyse. Ah, yok 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 yok, kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani böyle bir cüzi meblağ için hisse senedi bozulmaz. Yani bankanızdaki müşteri temsilcisi kesinlikle haklı. Çok teşekkür ederim Fikret Beyciğim. Yani sizin gibi bir yatırım dahisini tanıdığım için gerçekten çok şanslıyım. Ne yapayım? Almayayım mı ben şimdi? O tabloyu da çok istiyorum. Çok mu istiyorsunuz? Bekleyeyim mi yani? Beklemeyin. Şöyle yapalım. Ben sizden bir banka hesap numarası isteyeyim. Ben oraya bu meblağı aktarıvereyim. Olsun bitsin. Ama nasıl olur? Olur olur. Bal gibi olur. Şey, borç olarak alıyorum ama. Ama olsun tamam peki. Yani. Bu bizim küçük sırrımız olsun. Küçük bir sır. O zaman nice küçük sırlara. Yakaladım sizi. Hayatım, biz de masayı toparlıyorduk. Ama aşk olsun Fikret. Ben gelmeden içeceklerinizi almışsınız, insan bekler ama değil mi yani? Lütfen. Tabii. Hayatım, bu benim hatam tabii. Biz de bahçeye geldiğimizde böyle hazır bulduk. Tabii senin nerede olduğunu da bilmiyorduk. Ama hemen düzelttim. Merak etme hayatım, bu durumu hemen düzelttim. Şerife! Bir kadeh daha getirir misin Şerife? Hülya'cığım,
şurada göstereceğim modellerin tasarımcılarından, modacılarından şahsen tanıdığım var mı acaba? Bir bakayım. Tabii ki Yıldız'cığım, tanımam mı? Bak, mesela nişan elbisemi... Tabii, ta kendisi yaptı. Telefonu var bende. Veririm sana. Onur, duyuyor musun? Neyim? Hiçbir şey. Yani sessizlik, hiç ses yok. Telefon çalmıyor, Emir ağlamıyor. Senle ben böyle baş başa oturuyoruz. Nihayet, aşkım, nihayet. Bir de baş başa sonunda. Evet. Sadece sen ve ben. O zaman gidelim. Nereye? Bilmem. Kalbimizin götürdüğü yere. Tatil gibi bir şey mi? Daha yeni geldik. Olsun, bir daha gidelim. Mesela, diyorum ki böyle bir ay boyunca gemiyle kıyı kıyı, ülke ülke dolaşalım. Ne dersin? Ay ne güzel olur ama Emir. Yani Emir'le de gideriz tabii ama Emir şimdi büyüdü ya aşkım. Bir de sütten de kesiliyor. Yani çok zorlamaz bizi. Baş başa gidelim. Uzun bir balayı gibi mesela? Aynen öyle. Nereye? Mesela Hindistan. Sen çok görmek istiyordun orayı. Gerçekten bak şaka yapmıyorsun değil mi? Ciddi misin? Çok ciddiyim aşkım. Ay ama Onur, bir ay çok değil mi ya? Emir'i nasıl bırakırız? Yani tabii düşününce biraz fazla geldi bana da. Özleriz onu. O zaman 10 gün diyelim, dolu dolu. Ne dersin? Aslında evet, 10 gün ideal. Ama bir hafta da olabilir. Bir hafta daha iyi olur hatta. 3 gün? Tamam ya. Aşkım gidiş geliş zaten 2 gün. Ne güzel. Sen ben baş başa tatil yapacağız. Ama Hindistan çok gürültülü olmaz mı? Olsun, kulaklık takarız. Kimseyi duymayız. Mantıklı. Yetenek kumkuma. Hakikaten geri döndün değil mi? Bak bakayım gözlerimin içine. Şu an karşımda gördüğüm gerçekten sensin değil mi oğluşum? Herhalde yani. Tabii ki geri döndüm anacık. Küllerimden yeniden doğdum. Neredeyse gidiyordum. Allah göstermesin. Hanım köylü olsaydım 52 bölüm Ege şivesi. Oldur ettin gari. Dur bakayım gari. 1-2-3 deneme, 1-2-3 deneme. Bu bir test yayınıdır. Duyuyorum anacık. Buradayım. Full çekiyorum. Emir ve görüşlerine hazırım. Ay Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Gerçekten geri dönmüşsün. Erol, oğluşum lütfen bu durumu Filiz'e çaktırmıyorsun tamam mı? Sen eski saftirik Erol'u oynamaya devam ediyorsun. Filiz'in bizim hain planlarımızın hiçbirinden haberi olmuyor. Tamam mı yavrum? Aşk olsun. Sen meraklanma garibanam. Bana yeter ki görevimi ver. Nedir görevin? Görev çok basit oğluşum. Özge'nin adresi bulunacak. Bu... Kolaymış. Tamam. Ben de çocuk oyuncağı. Yemin ediyorum çocuk oyuncağı. Şerife çok önemli bir şey değilse hemen telefonu kapat. Çünkü şu anda oğluşumla çok mühim bir toplantının tam ortasındayken arıyor. Ne? Ne? Ay bir de Hülya borç para mı aldı? Ay kurban oldum, bunu verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Bak ben istiyorum o veriyor, ben istiyorum o veriyor. Kızım ben sana söylemedim mi? Ben sana da söylemedim mi? Bu kadında bir acayiplik var değil mi? Benim lafım değil mi? Ay tamam tamam, kapat kapat telefonu Şerife, kapat. Ne? Ay sen ne insafsız bir kadınsın. Ay çeyrek istiyor. Kızım bu saatte nereden bulacağım ben sana çeyreği? Bütün kuyumcular uyuyor. Tamam. Tamam yarın yollarım, hadi kapat. Reşat altını istiyor gecenin bir yarısı. Neymiş? Ne olmuş? Canım. Aman. Sultanım, sultaniye yegahım, hayatımın anlamı. Hoş geldin. Sen hani yarınki dosyalara falan bakıp çalışacaktın? Allah Allah. Eve iş mi getirir oldum ben? Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken... ...şu anda 3 kere 5 kaç eder bilmezken... ...ben acaba eve iş mi getirdim şu anda çok şuursuz bir şekilde? Business mı yaşıyorum şu anda? İzninle anacığım. Müsaadenle sevgili partnerim, biz gidelim. Erol. Erol, orada mısın Erol? Allah'ım çekmiyor, gitmiş. Pili mi bitmiş kafanın acaba? Eski Erol mu yoksa? Anlamıyorum ki ben ama. Hey,
Ay. Aman aman da neler yapıyormuş benim güzel papatyam. Seninle çizgi film izleyelim mi anneciğim? Hani o balıklı olanı. Mısır da patlatayım. Hayır. Niye annem? Çünkü ben artık abla oldum. O bebek filmini izlemek istemiyorum. Bak. Bebeğim. Acayip uykum geldi vallahi. Yatsak mı acaba? Ay o ne yaptı ki uyku geldi? Ay bu bulaşıcıdır ha. Hepiniz esniyorsunuz. Eyvallah anneciğim benim de uykum geldi. Müsaadenizle biz artık uyuyalım. Aa kızım. Hadi anneciğim bak senin de uykun geldi. Hadi erkenden uyuyalım. Hadi babacığım. Hadi uyku bulaşıcıdır hadi. Hadi. İyi akşamlar anneciğim. İyi akşamlar hadi. İyi geceler ablacığım. Hadi iyi geceler. Ne kadar ciddi ciddi böyle şey yapıyorsun. Kiminle yazışıyorsun? Halamla mesajlaşıyorum anne. Aa halanla. Tabii çok derin bir bağ var aranızda. Anne hiç surat asma valla. O benim halam. İstediğim gibi görüşür, istediğim gibi mesajlaşırım. Bu gece de Yıldız Hanımlar'da kalıyor biliyor musun? Kadın kapı kapı dolanıyor. Hiç ayıp olmuyor mu sence de? Bence de ayıp oluyor. Ama halan yaptığı ayıbın farkında değil ki. Anne sana inanamıyorum ya. Cidden inanamıyorum yani. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın sarı papatyam. Günaydın anneciğim de yaz okulu çantan nerede senin anne? Teyze, yemekten sonra çantamı hazırlayabilir miyiz? Hazırlayacağız teyzeciğim ama önce kahvaltımızı edelim hadi. Hadi peki madem. Annem günaydın. Günaydın anne. Anne hayırdır? Ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeden mi? Etmeyeceğim. Nasıl ya? Kahvaltı etmeden dışarı çıkacaksın yani. İşim var, gidiyorum. Hesap mı soruyorsunuz? Günaydın. Günaydın. Anne hayırdır, nereye? Ya ne kadar çok soruyorsunuz ya? Polis kestirdiniz başıma. İşim var ve çıkıyorum. Allah Allah. Peki anne, tamam. Hayır, kaç kez sordunuz ki bu kadar sinirlendi? İşte bir iki. Kime? Yeter. Ne yeter ablacığım benim? Evet. Oo, günaydın. Kolay gelsin kuzen. Sağ olun Onur Bey. Kolaysa başınıza gelsin. Günaydın. Günaydın Filiz'im. Vallahi kuzen, performansına gıpta ediyorum yani. Farkında mısın bilmiyorum ama şirkete senden daha geç geldim şu an. Yok, çalıştırmayacak belli oldu. Ne yapayım Onur'um? Kalkıp ayakta mı alkışlayayım ayıbını geç geldin diye? Hınzır ha? İş yapıyoruz biz de burada bir çocuğum. Business. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Doğru söylüyorsun. Kuzen dünkü toplantıyı ne yaptın ya? Onu soracaktım sana. Dün dünde kaldı cancağızım. Artık önümüzdeki maçlara bakmak lazım. İzninizle lütfen biraz çalışmak isterim. Pardon. Tamam böldüm ben sizi. Çalışın siz. Devam edin. Kolay gelsin. Ben de kahvenizi getiriyorum hemen Erol Bey. Lütfen. Alayım. Ay dur. Bir dakika dur. Nasıl ama süper değil mi ya? Filiz'im gözün aydın. Şu an Erol kendi mesai rekorunu kırıyor. Yani toplasan hayatı boyunca bu kadar çalışmamıştır. Vallahi ya sabah böyle kendi kendine uyandı falan. Böyle işte işe geç kaldım bilmem ne bir triplerini görsen var ya. Hadi gözün aydın. Ay nereye gitti acaba? Vallahi beni evden kahvaltısız adım attırmaz. Ama kendi çıkıp gitti bir sorunca da kızıyor. Anlamadım ki demek ki olağanüstü bir durum. Var. Kesin bir şey var. Belki Gülşah söylemiştir. Babacığım anneannen söyledi mi nereye gideceğini? Hayır. Allah Allah gizli saklı işler. Kurtuluş. Ha. Anneciğim. Hadi sen babamla beraber git yaz okulu çantanı hazırla. Tamam mı annem? Tamam anneciğim. Hadi o zaman. Hadi babası. Hadi babacığım gel. Önce dişleri fırçalayalım. Sonra çantayı hazırlayalım. Hadi. Gel.
Ne oldu? Kızlar, ben size bir şey soracağım. Ay hayırdır abla, söyle. Ay sanırım hamileyim. Ne? Gerçekten. Sus kız, inşallah kurtuluş duymasın. Sus, haberleri yok daha. Nasıl ya? Sanki bilmiyorsunuz yani. Enişteniz maşallah ağzında bakla ıslanmaz onun. Böyle herkese gider bir şey söyler falan. Daha ben emin olmadan bir şey söylemeyeyim dedim. Ay şimdi böyle küçük Nilüfer, küçük kurtuluş mu olacak? Küçük küçük dolaşacaklar mı burada? Hayırdır herhalde inşallah ablacığım ya. Gerçi hoş pek emin de değilim, bilmiyorum ama böyle belirtileri falan var yani. Ha. Ne bileyim böyle bir ateş basıyor, böyle bir midem falan bulanıyor. Şu yumurtayı gördükçe böyle bir falan oluyorum yani böyle. Ay benim de midem bulandı şimdi. Niye be? Psikolojik herhalde senin midem bulanır, kardeşiz biz bir de. Ümit de kokuyor ama. Ama sıcak ya şu anda, her şey kokuyor böyle, ama yemekler falan filan. Ben götüreyim bunu. Götür götür ablacığım, götür gözüm gördüm. Vallahi kusacağız yoksa, götür. Götür. Ay nasıl emin olacağız, hadi. Ay bilmiyorum, test yapacağız. Çok heyecanlıyım. Allah Allah, şirket attı. Efendim canım? Tuğba Hanım mı? Hangi? Ha, ha tamam, evet Tuğba Hanım. Şu anda idrak ettim, bağlayın. Merhabalar Tuğba Hanımcığım, nasılsınız? Aman, aman. Ay çok teşekkür ediyorum. Hallolur. Aman, lansmandır, billboarddır. Bunları hallederiz. Bunlar business. Gönüller bir olsun yeter ki. Biz business'ta anlaşalım yeter ki. Bunları hallederiz. Benim şöyle bir talebim olacak. Bu Onurcuğumuzun eski sevgilisi varmış, Özge. Bunun adresini, neyini, bir bilgisini, bir anekdotunu, bir infosunu en azından bana bulabilirsek benim çok horuma geçecek. Öyle hissediyorum. Gerçekten hora geçecek bir hareket olacak. Evet, teşekkür. Zaten yüz yüze bakıyoruz şurada. Sen bunu halledersin diye düşünüyorum. Haydi bakalım Tuğba'cığım, sana güveniyorum. Arslansın, kaplansın. Haydi bakalım, öpüyorum. Yemin ediyorum şu anda tam bir Hinoğlu Hinim. Mission Impossible'ım şu anda. Yemin ediyorum şerefsiz evladıyım. Kendime bakıyorum şu anda. Şerife! Şerife! Yıldız Hanım'ın şubesini açtık sonunda evde. Geldim Hülya Hanımcığım. Nerede kaldı benim buzlu chocolate mokkam? Hı? Mokka'yı benden mi geliyor? Ay ne kötü espri yaptım. Buyurun Hülya Hanımcığım, afiyet olsun. Ama bunun buzu erimiş. Yaz ayları sıcak herhalde ondan. Ha, ben de öyle diyorum. Yani sen bana buzsuz mokka mı içireceksin? Zahmet olmazsa değiştirir misin? Hemen tazeliyorum, hemen. Fikret Beyciğim. Bu ne şıklık böyle? Çok teşekkür ederim. Ay, sizin gibi klas bir beyefendiyle sabah kahvesi içme fırsatım var mı acaba? Ama yani alacağım olsun. Çünkü ha, önce şu küçük banka işini bir halledeyim diyorum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Ama internetten gönderebilirdiniz. Asla olmaz. Asla olmaz. Çünkü yani ben banka ve para işlerinde karşımda muhatap isterim. Yani güvenemem. Biraz eski kafalıyım da. Estağfurullah. Tecrübe diyelim. Hı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hatta nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu bizim küçük sırrımız. Küçük sırrımız. Küçük. Sinek. Ah gördün mü? Bayağı taraf. Günaydın oğlum, günaydın. Günaydın anneciğim. Sineği öldürdüm. Bankada küçük bir işim var. Hemen gidip geliyorum. Güle güle. Günaydın İsmet Hanımcığım. Günaydın. Ah, ah vallahi. Misafirden sonra kalkan bir ev sahibi olarak hicap duydum ay. Umarım rahatsız olmadınız Hülya Hanımcığım. Oh. Gayet rahatlar, gayet iyiler. Benim gözüm zaten hep üstünde. Yani bir ihtiyacı, bir isteği var mı diye. Teşekkür ediyorum anneciğim. Zaten Fikret de çok yakinen ilgilendi kendisiyle, değil mi efendim? Evet, evet. Çok alakadar oldu. Yani teşekkür ediyorum. Sahi Fikret nerede? Yani bankada bir işi varmış herhalde. Yani malum iş adamı olduğu için kendisi.
Ama sehpamız bomboş. Yani dolduralım değil mi? Yiyecek içecekle yiyelim içelim. Şerife! Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz sormalı. Yani şimdi çocukların derdini anlattığımız zaman her şey ne kadar kolay oluyor değil mi? İnsan kendiyle ilgili hiçbir şey söyleyemiyor. Ay, aramızda kalsın lütfen. Ben kimsenin işine yaramadığımı düşünüyorum. Yani ne bileyim ne kızlarımın ne kendimin. Sanki ne bileyim belki de yaşlandığım için biraz huysuzlandım. Yani herkes benden kaçıyor. Hiç kimse konuşmuyor. Yani konuşsa bile siz kafa sallıyorsunuz ya. Aynı öyle yani. Böyle formaliteden kafa sallıyorlar bana. Peki Songül Hanım, ne zamandır kendinizi böyle hissediyorsunuz? Ne zamandır? Şimdi ben boşandıktan sonra aslında bir kuvvet gelmişti bana. Bir güç, bir kuvvet. Yani çocuklarımı sardım, sarmaladım. Onları yetiştirdim, mücadele ettim. Her şey çok iyiydi. Canavar gibiydim. Sonra bir anda uçak piste indi. Tamam. Hiç kimsenin bana ihtiyacı falan kalmadı. Ve aslında şunu fark ettim. Neyi fark ettiniz tam olarak acaba? Hani artık hiç kullanmadığınız eski kazağınız vardır ya. Hani ne atmaya kıyabilirsiniz ne de giymeye. Çünkü artık eskidir. Aynı işte o eski kazak gibi hissediyorum kendimi. Yani naftaline naftaline tık bir yere. Bilmiyorum galiba benim artık rafa kalkma zamanım geldi. Ya ne bileyim, etrafıma bakıyorum mesela. Akranlarımın iyi kötü elini uzattıkları zaman dokunacakları bir insan var karşılarında. Ya da ne bileyim başını yasladığı zaman bir omuz var. Benim hiçbir şeyim yok. Benim hiç kimsem yok. Ailenizin birçok ferdini problemleriyle tanıdım. Karakterini en güçlü bulduğum ve itiraf edeceğim, gıpta ettiğim kişi sizsiniz efendim. Ben... Efendim bunu kuru bir övgü olarak söylemiyorum. Bu büyük geminin kaptanı sizsiniz. Daha ne demir atmaya ne demir almaya çok zamanınız var efendim sizin. Çocuklarınız başına buyruk haylaz tayfalarınız. Onlar kendilerini kaptan zannediyorlar ama karşılarında bir buzdağı görünce hemen sizin eteklerinize sığınır, sizden medet umarlar. Unutmayın Songül Hanım, gemiyi en son kaptanlar terk eder. Ve sizin aşacağınız daha çok okyanus var. Daha torunlar falan gelecek değil mi? Değil mi? Hadi oğluşum, hadi benim yetenek kumkumam. Hadi bul anacığına şu Özge'nin adresini. Hadi yavrum, hadi Erol, ara çocuğum, hadi çocuğum, hadi. Ay. Hayırdır Betü? Ay. Ha hayır, hayır yok hayır. Yok hayır, kesinlikle yok öyle bir şey, hayır. Hayır Betücüğüm, neye hayır? Neye hayır diyorsun yani? Yani kimle konuşuyordun onu soruyorum. Hiç kimseyle bak, hiç kimseyle konuşmuyorum Şadi'cim. Şey yapıyordum ben, birazdan oğluşumuzu arayacağım da... ...onu böyle motive edecek olan cümleleri geçiriyordum aklımın içinden. Oğlumuzun herhangi bir kötülük için motivasyona ihtiyacı yok Betül. Sayende kendisi organik bir kötü. Ay aşk olsun Şadi ama ya. Aşk olsun gerçekten. Biz artık kötülükten emekli olduk hayatım. Lütfen sen de anlasana artık bunu. Bak biz bu dünyada artık kalbimiz kadar tertemiz ve bembeyaz bir sayfa açtık. İnan bana. O sayfa beyaz değildir Betül. Kirli beyazdır o. Kırçılıdır. Ay Şadi yemin ediyorum sana gözünün önündeki evladını göremiyorsun ya. Hissedemiyorsun çocuğunu. Farkında değil misin şirkette nasıl böyle fırtına gibi esiyor. Canavar gibi oldu. Vallahi işlerine böyle dört koldan sarılıyor. Yani sen onu babası olarak takdir edeceğini... Ya... Allah! 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 Arıyor! Arıyor! Bu sefer var ya kesinlikle buldu. %100 buldu bak bu sefer. Neyi buldu? İşte şirkette hak ettiği yeri buldu Şadi'cim, onu söylüyorum ben. Evi tam bir tımarhaneye çevirdim Betül. Butik bir tımarhanede yaşıyoruz artık. Tımarhane gibi oldu ev. Hepimiz delirdik Betül. Hepimiz delirdik. Deliyiz biz. Oğlum, oğlum buldun mu yavrum? Özge'nin adresini buldun mu? Çabuk söyle anacığım, çabuk. Tabii ki buldum. Benden kaçar mı kızım? Buldum, yaz. Derhal yaz. Ay ne diyorsun? Tamam, yazmıyorum. Ezber edeceğim. Söyle, söyle yavrum, söyle. Evet. Evet.
Ay dur, dur söyleme dur. Ay, inanamıyorum çok heyecanlandım şu anda. Bir Erol, yemin ediyorum sana var ya Zafer'e bu kadar yaklaştığımızı hiç hissetmemiştim bugüne kadar biliyor musun? Hissediyorum, şu anda hissediyorum Erol. Sayende sultanım. Tamam, kapat telefonu kapat. Ben dayanamayacağım. Göbek atmaya başlamak istiyorum. Kapat telefonu yavrum. Allah'ım kızım ben resmi dairenin içindeyim şu anda. Şu anda ben yönetici pozisyondayım. Nasıl göbek atayım? Haksız rekabet bu. Şu anda sen göbek atıyorsun. Ben şu anda yerimde sayıyorum gerçekten toplum baskısıyla. Merak etme oğlum. Ben senin yerine de oynayacağım. Kapat telefonu. Haydi bakalım. Kırdıra kırdıra oyna zilli. Ay buldum. Ay buldum. Ay buldum. Ay buldum. Abi. He? Dolapta yer kalmadı, köfteyi de koydum. Abi siz acaba köfteleri böyle biraz abarttık mı ne bileyim he? He. Yok be abi. Seyyar'ı hatırlasana. Müşteri sıraya girerdi, köfte yetmezdi, dolar taşardı yani. Of. Ya hani dükkanın tekerleği de yok ki yani alıp bir yere götürelim. Yok be abi, panik yapma yani. Biz bu köfteleri satarız. Satarız değil mi abi? Biz geldik. Hı? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Yavrum zaten kolay geliyor. Sabahtan beri siftah edemedik yani. Ah. İşte böyle duruyor. Enişte, sonuçta yeni ama dükkan. Kalkıp yer sahibine de yeni ama dükkan kirayı ödeyemiyoruz mu diyeceğiz? Kurtuluş abi. Biz batmadık değil mi? İflas mı ettik yoksa? Bak benden bir şey saklamıyorsunuz ya. Değil mi? İflas falan yok yani. Şşş, tamam. Sakin lan, sakin tamam. Samet sakin ol. Panik yapmanız gerektirecek bir şey yok. Çok normal böyle şeyler. Ayrıca bakın var ya bu dükkan böyle vızır vızır para basacak. Görürsünüz bak. İnanın siz bana Allah'ın izniyle inşallah. Kimse yemezse biz yeriz be. Biz yeriz. Evet biz yeriz. Ne olacak? Ya zaten dükkanın %80'iyle gönül bağımız var be. Ne olacak? Ha? Hatta %100'üyle çünkü tek müşteri sizsiniz. Yeter ama miskinler. Burası sonuçta köfteci dükkanı. Hiç köfte kokmuyor burası. Atın bakalım bize iki tane yarım köfte. Geçin tezgahı biz de kapıyı süpürelim. Biraz yıkayalım bir bereket gelsin canım. Köfteci burası köfteci. Hadi. Hadi. Ay maşallah. Hadi lan. Kovala. Ver bakayım onları. Öyle enseyi karartmak yok Songül Hanım. Bizler öngörülerimizin kurbanı insanlarız. Öyle miyiz? Öyleyiz. Sizin benim gibi insanlar çevredeki insanlara nasihat ve önerilerde bulundukları için birçok kişi tarafından kontrol manyağı olarak adlandırılıyor. Terbiyesizler işte. Ama değiliz efendim. Bizler tecrübelerimizin neticesinde buradayız. Değil mi? Efendim yani olacakları önceden görmek, hataları düzeltmeye çalışmak, evlatları doğru yola sevk etmek bunlar kötü şeyler mi? Ondan sonra da vıdı vıdıcı anneye çeviriyorlar insana. Bırakınız desinler efendim. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar ama... 10. köy var. Evet. O yüzden derhal kendinize geliyorsunuz efendim. Böyle kendimi gereksiz hissediyorum durumları falan lütfen. Yok efendim siz bize çok lazımsınız aksine. Siz bize lazımsınız Songül Hanım. İyi misiniz? Buyurun şöyle. Buyurun. Sakin olmam lazım. Buyurun buyurun. Sakin olun. Evet. Efendim siz burada bostan korkulu musunuz? Anasınız siz ana. Gerektiğinde bir kartal gibi kanatlarınızın altına almasını bileceksiniz efendim. Daha dünkü çocuklar çıkmışlar karşınıza küçük küçük beyinleriyle büyük laflar ediyorlar. Yok ya efendim bir de böyle pabuç gibi dilleri var ya. Pabuç gibi. Efendim bir ukalalık, bir çok bilmişlik, bir cahil cesareti. Ne anaya ne ataya saygı. Örf, adet, gelenek, görenek, hak getire. Yani bir kültür erozyonu, bir sürmelaj efendim yani. Hem dersini bilmiyor hem de... Hem de herkesten şişman. Ondan sonra efendim gelsin majör depresyonlar, gelsin hipolar, bozukluklar. Yedirtmem ben sizi Songül Hanım, yedirtmem. Anasınız siz, kum torbası değilsiniz. İlacı, titreme geldi bana, ilacım. Ay ne güzel gidiyorduk. Ay çarptı beni. Ay çarpıntım geldi. Kırmızı. Ay. Durun ne olur. Aa siz de. Ay ha. Kendinize gelin ne olur. Maaş ölümlü dünyada. Evet. Ne üzülüyorsunuz? Hangisi? Oh, bakınca iyi geldi. İyileştim. Bir 25 sene idare eder artık bunlar beni. Evet. Çok teşekkürler. Arada ben size terapiye geleyim. Oldu mu Songül Hanım? Oh bak rahatladım. Bakayım bir randevularımı. Bir şeyler ayarlarız tabii. Hadi bakalım. Şu
Şarife'ye söyledim Hülya Hanımcığım. Sizi daha büyük bir odaya alıyoruz. Ayrıca oradaki gardırobunuzu da değiştiriyoruz. Ceviz olanla ferah ve geniş değil mi? Rahat edin diye. Kendinizi evinizde hissedin. Ay zahmet veriyorum ben sizlere. Ay rica ediyorum. Hülya Hanım, siz Bursa'da yaşıyordunuz değil mi? Ah, evet efendim. Son olarak oraya yerleştik. Yani bütün dünyayı böyle gezdik. Daha sonrasında da rahmetli eşim Bursa'nın ileri gelen eşraflarından olduğu için orada kaldık. Ha, ay ne kadar iyi, ne kadar güzel. Benim rahmetli eşimin de Bursa ile çok yakın ilişkisi vardı. Oranın ileri gelenlerini, eşrafını yakından tanırdı. Acaba sizin eşiniz kimlerden Hülya Hanım? Kusura bakmayın. Rahmetli eşimden bahsedilince ben bir kötü oldum. Kötü oldum. Vah vah. Anneciğim. Ya bak istemeden de olsa Hülya Hanım'ı çok üzdük. Oldu mu yani şimdi? Canım artık yani kusurumuza bakmasın. Yani tabii birbirimizi daha iyi tanımak için sorular soracağız, sohbetler edeceğiz. Gerçi çok zamanımız olacak daha değil mi? Birbirimizi tanımak için mutlaka bir ortak tanıdığımız vardır değil mi? Mutlaka İsmet Hanımcığım, mutlaka. Misafirliğin bence bu kadarı kâfi. Ama Hülya Hanımcığım daha yeni geldiniz. Niye öyle söylüyorsunuz yani? Bir kusurumuz mu oldu? Estağfurullah. Öyle şey olur mu? Prensesler gibi davrandınız bana. Teşekkür ediyorum ama böyle eski eşimden falan konu açılınca, mali böyle deşilince ben bir kötü oluyorum. Yerime sığamıyorum. Böyle fırtınalar kopuyor benim içimde. Ya, ya. Mazi en ağır bavuldur. Değil mi Hülya Hanım? Neyse. Artık inşallah başka zaman sohbet ederiz. Değil mi? İnşallah İsmet Hanımcığım, inşallah. Şerife! Benim bavulumu hazırlayabilir misin acaba? Ama Hülya'cığım lütfen, lütfen gitmeyin. Hülya Hanımcığım yani sen de bir şey söyle Fikret. Kalsaydınız. Ah, teşekkür ederim. Kuzen vallahi ajandada toplantı da görünmüyor. Neden toplantı salonunda buluştuk acaba? Allah Allah, anladı mı yoksa bu Özge meselesini? Allah'ım yemin ediyorum temiz bir fırça atacak şimdi bana. Karıcığımın gözleri önünde. Bir adamımız mı oldu acaba Onur? Sakin olun. Aksine. Ben size özellikle teşekkür etmek için bir araya gelmek istedim. Ha, yok canım ama estağfurullah ne yaptık ki? Ay çok incesin ya Onur. Vallahi yemin ediyorum utanmaz bir insan olmasam utanacağım şu hareketlerinle Kuzito. Teşekkür edeceksin tabii. Allah'ın sarısı. Armut biş, ağzıma dövüş. Oldu. Messi gibi çalıştık burada. Güzel. Özellikle şu son bir haftada gösterdiğin performansla üzerimdeki yükü nasıl aldın tahmin edemez. Yani kendi şirketimizin başında durduk diyelim Onurcuğum. Yani dükkanımızın başında durduk. Çok da abartmayalım. Haklısın. Eline yüreğine sağlık. Ama takdir edersin ki bu uzun senelerde böyle değildi. Yani belki ben sana fırsat vermedim. Hata yaptım. Geçmiş zaman. Ama nihayetinde senin işe nasıl sarıldığını görmüş olduk. O yüzden ben de bunun karşılığında bir jest yapmak istiyorum sana. Daha doğrusu size. Bir süreliğine şirketi size emanet etmek istiyorum. Nasıl yani? İkimize mi? Lale ile böyle bir tatile çıkacağız önümüzdeki ay. Bir 10 günlük falan. Buralarda olmayacağım. Böyle telefonum falan çekmediği yere gideceğiz. Yani kafamızda öyle bir plan var. Ay ne güzel ya. Oh dört dönüm bostan, yan gel yat Osman, vallahi. Sesli düşündüm, pardon. Neyse işte, yani kuzen biliyorsun. İçten güçten fırsat bulamadık, doğru düzgün balayı bile yapamadık Lale'yle. Vallahi gidin gidin, bizim yerimize de gezin. İşte o yüzden de benim böyle güvenebileceğim, yani gözümü arkada bırakmayacak insanlara ihtiyacım vardı. Eminim ki onlar sizsiniz. Böyle dediği zaman hiç kızamıyorum ben buna. Şeytan tüyü var bu sarının. İnsanı kötülükten soğutur yeminle.
Vallahi hiç merak etme, buralar hep bize emanet yani. Gerçekten öyle Filiz, gözüm arkada kalmayacak, bunu biliyorum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.